Şimdi işimiz yalnız zor. Zor değil. Her işimiz zor zaten. Bu iş çok farklı. Çünkü bizimki sadece bir elle olan bir meslek değil. Bu sevgi isteyen bir meslek. Hem elle hem akılla hem vücudan emek isteyen bir iş. Şimdi kurban yaklaştı. Hasat zamanı oldu, olacak, gidecek ve fındık zamanı. Bizim burasının hep tarım aletlerine uygun olduğu için hem kurban diyenler hem hasar zamanında olduğu için tabi zorlanıyoruz. Bizim kendi yapma ün yerleri, kendi yerli bıçaklarımız var. Şöyle diyeyim, mesela göstereyim. Salim Usta ün yeri. Bu ün yeri milli halkının kendi yerli bıçağı. Nasıl ki şu tarım aletinde giremide Salim Usta diyorsa, bıçağımızda da aynı Salim Usta markalı, dünyanın kendi yerli markası, bütün tarım aletlerimizde, bıçağımızda, kazmamız, giremizde hepsi mevcut. Şimdi bundan dolayı biz milletimizi düşündüğümüzde kendi yaptığımız bütün bu takımlarda, bu baltada, kazmada, girevide, bıçağımızda dahi garanti veriyoruz. Milletimizin arkasındayız. Verdiği olduğu ücreti boşuna harcattırmıyoruz. Boşa götürtmüyoruz. Her zaman her şeyin geri dönüşümünü sağlıyoruz. Şu andaki taleplerimiz çok şükür ki iyi. Hayır, kötü değil, iyi değil. Şu anda yani bizimki mevsimlik bir olana, mevsimlik bir aylık çalıştırmıyor ki. Bu bize normal hitap ediyor. Ama sağ olsun milletimiz de milletçi duygusunu kullanıp bizden alışverişini sağlıyor. Sağ olsunlar, var olsunlar. Milletimiz bizi ayakta tutuyor. Biz de milletimize verdiğimiz ürünlerden bir de onlara ücret kazandırıyoruz. Güven sağlıyoruz. Milletimiz kanı ve soyu Osmanlı'ya dayandığı için ve televizyonlarımızda Osmanlı'ya olan hürmetlerini, saygıyı filmlerde gösterdiği gibi bizim de insanlarımız artık eskilerden ne yapmışlar, ne yapmamışlar, ne kullanmışlar silah olarak, hani şu andaki bir teknoloji olmadığında bu Turgut Alp dediğimiz bir baltanın bir kopyası. Ne yapıyoruz? Biz de millet özel istediği için aslında yapıp bizim işimiz olmadığı için biz milletimi kırmıyoruz. Sırf Osmanlı sorunudur diye Türk milleti adına Türk kanı taşıdığı için evlerinde olsun o kanı taşıdığını hatırlatmak amacıyla ben bunu yapıyorum. Veriyorum. Abdullah diye bir arkadaşımız yaptırdı. İsminde mevcut yazılı. Bu demir kesme olayı bu tek bıçakta, taşlarda ve kurban baltası yani kemiğe uyarlı aletlerde olur. Yani diğer bizim kullandığımız nacak veya dal nacaklarında, dal direnlerinde olmaz. Çünkü bunların her canlının nasıl suya ihtiyacı olduğu gibi demirlerin de bir su seviyesi var. Demire bir su verdiğimiz zaman kemiğe göre su veriyoruz. Bunu biz ayarlamasını yapıyoruz. Eğer demiri keserse suyu güzel olmuştur, yamulmadıysa. Ama yamulduysa veya kırıldıysa, yamulduysa suyu yumuşak ama sert gelip de satır yorulmuşsa serttir bu. Biz bunun dengesini yapıyoruz ki çoğu %95'i de bu çalışıyor zaten. Biz bunun su dengesini biz yapıyoruz. Bu da ustalık ve marifet isteyen bir. Hem röportajın en başında söyledim, biraz da bu işi yapan şahsiyet, kişi biraz bu işi sevecek. Sevgiyle yapacak. Tabi zor olmuyor değil, zor oluyor. Ama biraz da alışkanlık var. Sıcak bir yerde. Diğer serin havalarda eğer ortalama 6 saat çalışıyorsa bir tane 4 saate çalışıyor. Çok yoğun çalışamıyoruz tabii ki. Soldan, havadan, sıcaktan. Yani zor. Kurban yaklaştı. Bıçak ve satır üstünde durulursa ünlüyen yerli markasını Salim Usta'ya tercih etmelerini ricada bulunuyorum. Üstünde Salim Usta ünlüye damgalı. Bütün baltada, kazmada, satırda, bıçaklarda Salim Usta ünlüye damgası olmasını temenni ediyorum.
Bunlardan rica ediyoruz. Hani o garanti bakımında veya tüm yerli üretimi bütün malzemelerle kendileri kendi adına sahip çıkmalarını istiyoruz. Teşekkür ediyoruz.